Değerli öğrencilerim merhabalar. Herkese iyi dersler. Tekrar inkılap tarihi dersinde birlikteyiz. İnkılap tarihi 10. ders Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile devam edecek. Geçen hafta Sakarya Meydan Muharebesini işlemiştik. Bugün Başkomutanlık Meydan Muharebesini işleyeceğiz. Geçen hafta yani geçen dersimizde görmüştük. Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22 gece devam etmişti. Ve bu Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra yaşadığımız olayları e, söylemiştik. Onların en başında Ankara Anlaşması var, Kars Anlaşması var, Esir Değişim Anlaşması var İngilizlerle. Ayrıca Türk-Ukrayna Dostluk Kardeşlik Anlaşması var. Onun ardından da Paris Mukadderatı vardı. Biz Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra güçlenmiştik ve bir yıl hazırlık yapmıştık bir yıl hazırlığımız devam etmişti. Onu da hatırlayalım. Şimdi derse başlayacağız. Yine ben Batı cephesi çizeceğim. Batı cephemiz tekrar hatırlayalım. Batı cephesi. Batı cephesinde Gediz Muharebesi vardı. Gediz Muharebesi. Ardından düzenli ordunun kurulması. Sonra 1. İnönü Muharebesi. Sonra ikinci İnönü Muharebesi. Kütahya, Eskişehir, Sakarya ve Büyük Taarruz Muharebeleri vardı. Gediz Muharebesi mağlubiyet almıştık Ali Fuat Cebesoy. Ondan sonra düzenli ordu kurulma çalışmaları başlamıştı. Düzenli ordu kurulduktan sonra ilk zaferimiz birinci İnönü. Daha sonra ikinci İnönü'ye gittik. İkinci İnönü ile Kütahya Eskişehir savaşları arasında Aslıhanlar, Dumlupınar muharebeleri vardı. Kütahya Eskişehir savaşlarında aldığımız mağlubiyet sonrasında ordumuz Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmişti. Ve ondan sonra da Sakarya'nın hazırlıkları vardı. Sakarya meydan muharebesini kazanmıştık ve atamıza gazilik maraşallik ünvanları verilmişti bundan sonra. Sakarya meydan muharebesinin ardından bir yıllık hazırlık devam edecek ve büyük taarruza geçeceğiz. Şimdi şu savaşlarımız bizim 1921 olduğunu unutmayın. 1921'deki savaşlarımız bunlar. Bu ise 1922. Şöyle bir soru sorulabilir. Hem yıl olarak hem de taktik olarak farklı savaş hangisidir? Büyük Taarruz'dur. Hem yıl olarak hem de taktik olarak diğerlerinden farklı bir savaş. Büyük Taarruza geçelim sevgili öğrencilerim. Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922'de gerçekleşecek. İngiltere'nin servi değiştirerek sunduğu öneri kabul edilmeyince Yunan kuvvetlerine son darbeyi vurmak amacıyla hazırlıklara başladık. Bu sırada tekalifi milli emirlerinin yürürlülüğü devam ediyor. Asker toplama işlemi devam ediyor. Hatta atamıza verilen başkomutanlık yetkisi 3 defa daha uzatılıyor. Ankara anlaşmasına göre Fransa'dan önemli miktarda silah ve mühimmat Hatta İtalyanların bıraktığı silah ve mühimmatın yanı sıra bir de sağlık malzemeleri de bizde kaldı. Sovyetler Birliği aracılığıyla Türk ve Müslümanların gönderdiği yardımlar da alındı. 26 Ağustos'ta gerçekleşecek ya bu savaş. 6 Ağustos'ta 6 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Fevzi Paşa ve Kazım Özal Paşa ile Akşehir'de yaptığı toplantıda genel taarruzun 26 Ağustos'ta Yapılmasına karar verdi. Yani Akşehir'de bir toplantı yapılıyor. Akşehir'de komutanlar toplantısı. Bu toplantı sonrasında 26 Ağustos'ta taarruzun yapılmasına karar veriliyor. Peki neden 26 Ağustos? Çünkü 26 Ağustos'ta biliyorsunuz Malazgirt Meydan Muharebesi oldu. Özellikle seçiliyor bu tarih. 26 Ağustos tarihi özellikle seçilen bir tarih. Bir de Cumartesi gününe denk geliyor. Düşman tatil günü oldu da e, belli. Ve ondan dolayı da taarruz yapılacak ordu komutanı bu zamana kadar Papulos'tu. Yunan ordu komutanı yani şuraya kadar Papulos'tu. Papulos. Yunan ordu komutanı. Onun yan, e, yerine ise Hacı Anesti atanıyor. Şurada ise Hacı Anesti atanıyor. Değerli öğrencilerim Mustafa Kemal Paşa Türkiye sorununun barışçı yollardan çözülmesi için itilaf devletlerine son kez başvuruda bulunmayı uygun görüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil eden Fethi Okyar tam yetkili olarak Temmuz ayında yani savaştan bir ay önce 23 Temmuz'da e, gidiyor İngiltere ile görüşmeye. Yani demek istiyoruz ki biz kan dökülmesini istemiyoruz. Barışçı yollardan bu işi halledelim demeye gitmemize rağmen Fethi Okyar maalesef İngilizler tarafından kabul edilmiyor. Hatta Fethi Okyar gazetecilere şöyle söylüyor. Zafere kazanabiliriz fakat kan dökmeden çekiniyoruz der. Sonra kabul etmez İngiltere görüşmeyi kabul etmez. Fethi Okyar Mustafa Kemal'e çektiği telgrafta şöyle demiş. Ulusal amaçlarımızın sağlanması ancak askeri faaliyetlerle kabil olabilecektir. Yani bizim barış teklifimizi, kan dökme isteğimizi İngiltere kabul etmiyor. Biz bunu ancak kan dökerek kazanabileceğiz demiş. Evet savaşa geliyoruz. Bir yıllık hazırlık e, sona erdikten sonra 26 Ağustos 1922 Yer Afyon Koca Tepe saat 04.30. Büyük taarruz başlıyor. Saat gece 04.30'da Afyon Koca Tepe'de 26 Ağustos'ta büyük taarruzumuz başlıyor. 30 Ağustos bunupnga kadar düşman kuvvetlerini imha etmeye çalışacağız. 26 Ağustos'ta başlayan e, bu taarruz hareketi 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanıyor. İsmet Paşa 31 Ağustos'ta bu zafere Başkomutanlık Meydan Muharebesi diyecek ve Mustafa Kemal Paşa ise buna Rum sındığı diyecek. Yani Mustafa Kemal Paşa'mız 31 Ağustos'ta bu zafere Rum sındığı savaşı denilecek. Bildiğiniz gibi tarihimizde iki tane sındığı savaşı var. Birisi 1364 yılındaki Rum, Sırp sındığı savaşı bu da Rum sındığı savaşı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi Afyon'un Tınastepe, Çiğiltepe, Kocatepe Dua Tepe bölgelerinde yapıldı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi 57. Tümen Alay Komutanı Albay Reşat Bey savaşın ikinci günü Çiğiltepe'de Mustafa Kemal Paşa'nın emrine rağmen tepeyi alamayınca intihar ediyor. Bunu da söylemem lazım. Ee, Albay Reşat Bey 57. Tümen Komutanı Albay Reşat Bey Albay Reşat Bey Mustafa Kemal'in emrine yerine getiremeyip tepeyi alamadığı için intihar eden kişi Çiğil intihar etmiştir. Albay Reşet Bey de e, yine ünlü birinin oğlu. Kimin oğlu? Ziya Paşa'nın. Osmanlı Devleti'nde çok önemli bir yeri olan Ziya Paşa'nın oğludur. Ziya Paşa bildiğiniz gibi şair, düşünür, devlet adamı. Ziya Paşa'nın çok önemli bir sözü vardır hatırlarsınız onu. Nuh ile uslanmayan hakkı tektir, tektir ile uslanmayan hakkı kötektir. Ziya Paşa'nın ünlü sözüydü bu. Değerli arkadaşlarım tekrar söyleyelim tepeleri. Tepe, Tınastepe, Tepe ve afyon Koca Tepe arasında meydana geldi bu savaşımız. Tınastepe adı daha sonra İzmir'de Buca semtinde bir yere verildi. Albay Reşat Bey'in e, intiharını söyledik. Afyon tarafında bozulan Yunan kuvvetleri İzmir'e doğru kaçıyor. Eskişehir yöresindeki kuvvetler ise Türk ordusunun e, gelmesini engellemek için gittiği yerleri de yakıyorlar bir de. Yunanlılar geri çekilirken köprüleri yıkıyorlar. <laughs> etrafı ateşe veriyorlar. Ve Mustafa Kemal Paşa 31 Ağustos'ta Çalköy'ünde şu emrini veriyor ordumuza. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini verdikten sonra ordularımız büyük taarruza başlıyor. Şunu bilmemiz lazım. Önce başkomutanlık meydan muharebesi yapılıyor. Başkomutanlık meydan muharebesi 30 Ağustos'ta gerçekleşiyor. Ve büyük taarruz dediğimiz o taarruzda 31 Ağustos'ta gerçekleşiyor. Yani başkomutanlıkta büyük taarruz aralarında bir gün olan aslında aynı savaşın farklı safhaları. Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta ve atamızın ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri dediği 31 Ağustos'taki büyük taarruzun başladığı zaman. Değerli arkadaşlarım, şimdi harita e, çizmek istiyorum. Orada bizim hattımız neresiydi? Eskişehir Uşak hattı vardı. Eskişehir Uşak hattını biliyorsunuz. Eskişehir Uşak hattı Bizim milli mücadeledeki hattımızdı. Bu hattının doğusunda Kütahya var. Kütahya ve Afyon var. Ee, şurada Sakarya nehri var. Sakarya'nın doğusunda Polatlı var ve şurada da Ankara var. Evet. Şurada İzmir var. İzmir. Şurada Manisa var. Evet. Haritamızı şöyle kabaca yaptık. Biz Sakarya Meydan Muharebesi'nde Sakarya nehrini aşmıştık hatırlıyorsanız. Afyon'u, Kütahya'yı, Eskişehir'i uşağı tekrar geri almıştık. İşte tam burada Afyon Kocatepe'de düşmanı Eskişehir Uşak hattının öbür tarafına atmayı başardık. Ve büyük taarruz sonrasında Yunan birliklerimizi arkamıza önümüze katarak denize doğru sürüklüyoruz. Ve Yunan birlikleri buradan ilerlemeye başlıyor. Bak geriye doğru çekiliyor. Şimdi iyi dinleyin. 31 Ağustos'ta büyük taarruz başladı. Ağustos ayının hemen sonrası 1 Eylül bildiğiniz gibi. 1 Eylül'de Eskişehir kurtarılıyor. 2 Eylül'de Afyon kurtarılıyor. 2 Eylül'de Afyon kurtarılıyor. Ve Afyon'da Yunan Başkomutanı General Trikopis, Kurmay Başkanı Albay Ioannis Albay Vandalis ve General Diyanis Uşak'ın Karlık Köyü'nde esir alınıyor. Yani Uşak'ın Karlık Köyü'nde esir alınan kişi Trikopis. Trikopis, Yunan General Trikopis yanındaki askerleriyle beraber esir alınır. 2 Eylül 1922'de. Bunu tekrar söylemek istiyorum. 2 Eylül'de Yunan Başkomutanı General Trikopis uşağın Karlık köyünde, merkeze bağlı Karlık köyünde esir alınmıştır. 2 Eylül'de Afyon dedik. 3 Eylül'de Kütahya alınır. 3 Eylül'de Kütahya, 4 Eylül'de Alaşehir, 5 Eylül'de Bilecik, 6 Eylül'de Balıkesir alınır ve Söke alınır. 7 Eylül'de Aydın, 8 Eylül'de Manisa alınır. 8 Eylül'de Manisa alındıktan sonra 9 Eylül'de İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş yine sırmalar saçar. Bozulan düşman yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. 9 Eylül'de İzmir'e ilk giren süvari alay komutanı Fahrettin Altay Paşa. Fahrettin Altay Paşa ve Yüzbaşı Şerafettin'dir. Bunu unutmayın yüzbaşı Şerafettin'dir. İzmir'de ikisi adına da çeşitli semtler bulunmaktadır. Fahrettin Altay Üç Kuyular semtine adı verilmiştir. İzmir'e 9 Eylül'de ilk giren Süvari Alay Komutanı Fahrettin Altay Paşa ve yüzbaşı Şerafettin'dir. Mustafa Kemal 9 Eylül'de İzmir'e girmiyor. Atamız 10 Eylül'de İzmir'e girecek. 9 Eylül gecesi ise Nif Dağları'nda kalacak atamız. Nif bugünkü adı Kemal Paşa diye bildiğimiz yer. Kemalpaşa, Nif Dağları, Kemalpaşa, İzmir'in ilçesi biliyorsunuz. Atamız 10 Eylül'de İzmir'e girecek. Şimdi atamızın e, girişini daha sonraya bırakalım, e, devam edelim. 9 Eylül'de İzmir alınıyor, 10 Eylül'de Bursa alınıyor, 12 Eylül'de Urla, 13 Eylül'de Çeşme, 14 Eylül'de Datça ve 18 Eylül'de Ege bölgesi Şilet gibi düşmandan temizleniyor. 18 Eylül'de düşmandan Ege bölgesi temizlenmiş. Yani tam anlamıyla 18 Eylül 1922 yılında düşmanı kovmayı başarmışız. Değerli arkadaşlarım 9 Eylül'de İzmir'e girdiği zaman Türk ordusu tabi Türkler ellerinde Türk bayraklarıyla karşılıyorlar. Yunanlılar da bizim onlara yaptığımızın aynısını bize yapacaklar diye Türklerden çekinip kendilerini denize atıyorlar. Hani denize döktük olayı var ya Kimisi yüzme bilmiyor. Yüzme bilmeyenler de bizimki kurtarıyor. Gel kardeşim ya sana bir şey yapacak değiliz. Gel buraya falan diyorlar. Ve Yunan bir gemilerine yüzmek bir de ayrıca İngiliz zırhlıları var. Bir de onlara yüzüyorlar. Böylelikle İzmir 9 Eylül 1922 günü düşmandan kurtarılıyor ve konaktaki hükümet binasına Türk bayrağı çekiliyor. Yunan bayrağı, Amerikan bayrağı, İngiliz bayrağı indiriliyor ve değerli arkadaşlarım 9 Eylül'de İzmir düşmandan temizleniyor. Atamız 10 Eylül'de İzmir'e girdiğinde Göztepe'deki Uşak-ı Uşakizadeler Köşkü'nde kalacak değerli arkadaşlarım. Uşak e, Uşakizadeler Köşkü'nde Latife Hanım'la tanışacak. İşte eşi olan Latife Hanım'la orada tanışıyor. uşak Uşakizadeler Köşkü de Halit Ziya Uşaklıgil'i biliyorsunuz. E, onun yeğeni zaten atamızın eşi Latife Hanım. Uşak-ı Uşakizade'ler köşkünde kalacak ve Yunanlılar giderken İzmir'i yakacaklar. İşte Büyük İzmir yangını dünyanın beşinci büyük yangınıdır. Yunanlılar ve Ermeniler bir olup İzmir'i yakmışlar. Bize yar olmadı onlara da yar olmasın diye İzmir'i komple yakıyorlar ve atamız diyor ki biz yeniden inşa ederiz vatanımızı diyor. Onu ileride yine anlatacağım. İzmir bu şekilde kurtarılıyor. 18 Eylül'de Ege bölgesi tamamıyla düşmandan temizleniyor değerli arkadaşlarım. Atatürk'ün e, sü süvari alay komutanı olan Fahrettin Altay Paşa'yı biraz önce söylemiştik. Yüzbaşı Şerafettin de İzmir'e ilk girenler olduğunu unutmayın. Fahrettin Altay Paşa 1938'de Atatürk için yapılan cenaze töreninde komutanıydı. O da aklınızın bir köşesinde kalsın. Fahrettin Altay soyadını da atamız veriyor. Altay takımını tuttuğu için Fahrettin Bey 1974 yılında hayatını kaybediyor. Fahrettin Altay Paşa mekanları cennet olsun. Bütün şehitlerimizin e, gerçekten bize güzel bir vatan bıraktılar. Onlara borçluyuz. Şurada ders anlatmamı bile ben yine bunlara borçluyum. Askerlerimize borçluyum. Çanakkale Krizine bir geçelim. Değerli arkadaşlarım, atamız Fahrettin Altay Paşa'ya durdurak bilmeden diyor, hemen yukarıya doğru yani Çanakkale ve İstanbul'a doğru hareket edilmesini istiyor. Çanakkale ve İstanbul'un alınması gerekiyor çünkü sıcağı sıcağına ordumuz İzmir'den kuzeye doğru Çanakkale'ye doğru hareket ediyor. Amacımız Çanakkale ve İstanbul'u düşmandan temizlemek. 18 Eylül'de Fahrettin Paşa komutasındaki orduya gönderdiği emirde istikametin İstanbul ve Boğazlar olduğunu söyleyerek hareket emri veriyor. Türk ordusunun Çanakkale'ye gelmesinden rahatsız olan İngiliz Başbakanı Lord George. Hey George versene borç gibi. Lord George savaş kararı alınca e, İngiltere şöyle bir karar alıyor. İngiltere Başbakanı Lord George. Yunanlılar bu işi başaramadı. Biz sömürgelerden asker toplayalım. Ee, Anadolu'ya biz çıkartma yapalım. Yani İngilizler savaşmaya karar vermiş. İngiliz Başbakanı Lord George Anadolu'ya girme kararı veriyor. Ve Kanada'dan yardım istiyor. O zaman Kanada İngiliz sömürgesi. Kanada Başbakanı diyor ki buna diyor siz değil biz karar vereceğiz diyor ve ka kabul etmiyor Kanada parlamentosu. Daha sonra İngiltere sömürgelerden asker istiyor. Yeni Zelanda'dan falan asker istiyor. Bu da olumlu yanıt bulamıyor. Ve İngiltere öyle kalıyor dümdüzdak kimseden de yardım alamıyor değerli arkadaşlarım. İngiliz Kamuoyu ve Muhafazakar Parti ileri gelenleri hükümet üyeleri de Türkiye ile savaşa karşı çıkıyor. Hatta Dışişleri Bakanı Lord Curzon ve Savaş Bakanı Winston Churchill de Başbakan'ın savaşçı politikasına karşı hükümeti eleştiriyor, hükümet düşüyor. Hem Lord George hem de lideri olduğu Liberal Parti İngiltere tarihinde bir kez daha iktidara gelemiyor. Başka hiçbir zaman iktidara gelemiyor. Lord George, Lord George, 1918 ve 1922 yılları arasında şahsi menfaatlerine göre bir siyaset gidiyor değerli arkadaşlar. Lord George'un Türk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yaptığı bir konuşma var. Atatürk'le ilgili şunu söylüyor. Bak bunu Lord George söylüyor değerli arkadaşlarım. İnsanlık tarihi birkaç yüzyılda bir dahi yetiştirebiliyor. Maalesef bu dahi bu yüzyılda Türklere geldi hem de bize karşı elden ne gelebilirdi ki diyor Lord George. 1926'dan itibaren de Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Onu da söylemiş olalım. Değerli arkadaşlarım Çanakkale krizini unutmayın. Bak Çanakkale'de e, İngiltere aradığı desteği bulamayınca İngiltere Mustafa Kemal'i atamıza telefon ediyor. Hadi öyle diyelim telefon ediyor ve diyor ki biz masaya oturabilir miyiz bir masaya oturalım diyor. Atamız da diyor ki bize servi getirecekseniz kırkıp kırkıp getireceksiniz o zaman biz kabul etmiyoruz. Bak ordumuz sıcağı sıcağına gidecek İstanbul'u savaşarak alacağız diyor. Hayır diyor söz veriyoruz servi getirmeyeceğiz yeni bir anlaşma olacak diyor. Bu sırada Yunanistan'dan da olay kopmuş. Artık e, İngilizler Yunanlılara da güvenmiyor ya Yunanlıların Misteraki Katastrof diye adlandırdıkları Küçük Asya felaketi Yunanistan'da büyük yankıya sebep oluyor. Hatta Yüzbaşı Dimitrios Fokas önderliğinde Kral Konstantin'e karşı ihtilal gerçekleşiyor. Küçük Asya felaketinden Kral Konstantin'i sorumlu tutuyorlar. Şunu da söylemem lazım. Kurtuluş Savaşımız başladığı yıllarda Yunan Kralı 1. Aleksandros'tu hatırlıyorsanız. Bu da maymun ısırığından hayatını kaybetmişti. Bir tane maymunu vardı. Maymun ısırığından hayatını kaybetti. Sonra bu Konstantin geldi. Onu da şimdi indirecekler. 26 Eylül'de Atina'da krala büyük bir iltimatom verildi ve tahttan inmesini istediler. İhtilalcilerin şartlarına boyun eğen Konstantin'in yerine oğlu 2. Yorgu geçti. Yani şunu bilmemiz lazım. Biz İzmir'i alıp düşmanı temizledikten sonra Çanakkale'ye geldiğimizde hem İngiltere'de hem de Yunanistan'da inanılmaz ihtilaller çıkıyor. Öyle bir yankısı oluyor ki yer yerinden oynuyor. 28 Eylül'de yönetimi tamamen ele geçirdi e, bu ihtilal komitesi. Paris'te bulunan Venizelos'u çağırdılar. İşte Venizelos ondan sonra başbakan olacak. Değerli arkadaşlarım, ordumuz nerede? Çanakkale'de bekliyor. Fahrettin Paşa komutasındaki ordumuz Çanakkale'de bekliyor. Servi getirmeyeceklerine söz, söz vermişlerdi. Şimdi 11 Ekim 1922'ye gidiyoruz. 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Anlaşması. Şunu asla unutmayın. Kanlı savaşlardan sonra bir ateşkes anlaşması imzalanır. Daha sonra barış anlaşması imzalanır. Büyük taarruzun ardından 11 Ekim 1922 yılında Mudanya'da ateşkes anlaşması imzalanacak. Mudanya Bursa'nın ilçesi. Bursa Mudanya'da Dışişleri Bakanımız Yusuf Kemal Tengirşek görevden alınıyor ve İsmet Paşa göreve getiriliyor. Artık Dışişleri Bakanımız İsmet Paşa oldu. Şu ana kadar Dışişleri Bakanlarını bir gözden geçirelim. Çıkıyor çünkü sorularda. İlk Dışişleri Bakanımız Bekir Sami Bey'di. Bekir Sami Bey, Bekir Sami Bey Londra konferansından sonra görevden alındı. Yerine Yusuf Kemal Tengirşek atandı. Yusuf Kemal Tengirşek de Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndan önce görevden alınıp İsmet Paşa atandı. İsmet Paşa'nın atanması neden? Çünkü İsmet Paşa tecrübeli bu konuda. Aynı zamanda İsmet Paşa savaşı da kazanan birisi daha ateşli savunabileceğini düşünülerek İsmet Paşa e, göreve getiriliyor Dışişleri Bakanı olarak. İngiltere'yi General Harrington, Fransa'yı General Sharpie, İtalya'yı General Montbelli temsil ediyor. Yunanlıları kim temsil ediyor derseniz General Mazaraki temsil ediyor. Ama General Mazaraki masada yok. Neden yok? Çünkü Yunanlılar korkuyorlar. E, onları abileri İngilizler temsil edecekler. Şu soru gelebilir. Mudanya'da aşağıdaki devletlerin hangisi yoktur diye bir soru gelirse Yunanlılar yoktur Mudanya'da. E, halbuki şaşıracaksınız. Çünkü savaştığımız devlet e, onlardı. Neden yoklar acaba diye şaşırabilirsiniz. Buradan da anlaşılıyor ki değerli arkadaşlarım biz aslında Yunanlılar değil e, İngilizlerle savaşmışız. Sadece kıyafetleri Yunanlıymış. General Mazarakis bir İngiliz zırhlısında açıklarda bekliyor Bursa'nın Mudanya ilçesinde. 14 maddeden oluşan Mudanya Ateşkes Anlaşması artık Kurtuluş Savaşımızı bitiriyor. Maddelere gelirsek Türk-Yunan kuvvetleri arasındaki silahlı çatışma sona eriyor. Yunanlılar Doğu Trakya'yı 15 gün içinde boşaltacak ve bölge itiraf devletleri aracılığıyla aracılığıyla 30 gün içerisinde Türk yönetimine devredeceklerdir. Barış anlaşmasını imzalayıncaya kadar Türk ordusu Trakya'dan geçemeyecek. Buna karşılık iç güvenliği ilgili olarak 8 bin jandarma Trakya'da bulundurabilecekler. İstanbul ve Boğazlar Türkiye'ye bırakıldı. Ancak şöyle bir şey var. Türk ordusu İzmit, Yalova hattını geçemeyecek. Çanakkale, Boğazı ve İzmit'ten ileriye geçemeyecekler. İstanbul ve Boğazlar Türkiye'ye bırakıldı. Değerli öğrencilerim, tabii bunun şeyi var, önemi var. Şu ki İstanbul ve Boğazlar savaşılmadan bu anlaşmayla alındı gibi görünüyor. Bakalım ne yapacağız barış anlaşmasında. Çünkü bu sadece bir ateşkes anlaşması. Bunu unutmayalım. Değerli arkadaşlarım, mütareke imzalandıktan 3 gün sonra yürürlüğe girecek diyor. Mudanya Ateşkes Anlaşması Kurtuluş Savaşı'mızı bitiren anlaşmadır. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın serle hiçbir bağlantısı yok ve bizim e, başarılı olduğumuz bir anlaşmadır. İsmet Paşa bizi temsil etmiştir. Peki İngiltere'yi bu ateşkese ne zorlamıştı? Bütün desteklerine rağmen Yunanistan ordusunun Türk ordusu karşısında ağır bir yenilgi alması, müttefikleri Fransa ve İtalya'nın Anadolu'yu işgalden vazgeçmesi. Bak Fransa Ankara anlaşmasını imzalamıştı, İtalya Sakarya'dan sonra çekilmişti ve İngiltere'yi yalnız bıraktılar. İngiltere kamuoyunun yeni bir savaşa karşı çıkması, İngiltere sömürgelerin de ordusunun yeni bir savaşı desteklememesi, Çanakkale krizi sırasında Birleşik Krallık'ta Birleşik Krallık'ta iktidarda bulunan Lord George hükümetinin sarsılması gibi etkenler bunda önemli olmuştur değerli arkadaşlarım. Tekrar söylersek yani İngiltere Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı imzalamak zorunda bir, bir nebi. İngiltere Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalıyor. Evet devam ediyoruz. Değerli arkadaşlarım İngiliz yazar Arnold Toybe var. Ben de okuduğum bir İngiliz yazar. Mudanya Ateşkesi için şunu söylüyor. Mustafa Kemal'in baskısıyla itiraf devletlerin teslimiyeti diyor. Yani itiraf devletlerinin burada Mustafa Kemal karşısında ne kadar aciz olduğunu söylüyor değerli arkadaşlarım. Evet 14. şimdi kronolojik sıralamayla gidelim isterseniz. Burayı çok iyi dinleyin. Değerli öğrencilerim, 11 Ekim 1922'de Mudanya-Ateşkes Anlaşması, Mudanya-Ateşkes Anlaşması imzalandı. 14-15 Ekim 1922 yılında Mudanya-Ateşkes Anlaşması yürürlüğe girdi. Kronolojik gitmenizde yarar var. 19 Ekim 1922'ye geldik. 19 Ekim 1922 İstanbul'u Refet Bel'e teslim aldı. Refet Bel'e İstanbul'u teslim aldı değerli arkadaşlarım. Teslim aldı. 19 Ekim 1922'de anlaşmaya göre Refet Bel'e teslim aldı. Doğu Trakya Yüksek Komiseri adıyla Gülnihal Vapuru'yla geldi İstanbul'a. Ne kadar e, sevinçlidir değil mi? Şöyle söyleyelim, hatırlayalım tekrar. 30 Ekim 30 Ekim 1918'de Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde Haydarpaşa Garı'nda yanında yaveri vardı. Yaveri Cevat Abbas Gürer'e ne demişti? Fiili işgalde geldikleri gibi giderler demişti. Bu İstanbul'un fiili işgaliydi hatırlarsanız. Sonra 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edilmişti. İstanbul'u resmen işgal edilmişti ve İstanbul'un kurtuluşuna bakın 19 Ekim 1922'de kim alıyor İstanbul'u? Hain dedikleri, uğruna idam kararı çıkarttıkları, hatta isyan ettirdikleri Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul'u teslim alıyor. İstanbul ve Boğazları biz teslim alıyoruz. Refet Bele bu büyük şerefe erişiyor ve Türk bayraklarıyla şehre giriyor. 16 Mart 1920 yılında Fransız Ha doğru. 30 Ekim 1918 Mondros doğru pardon. 13 Kasım 1918'de Mustafa Kemal İstanbul Haydarpaşa Garı'na geliyor. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra Atamız 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geliyor. Haybar, Haydarpaşa Garında geldikleri gibi giderler diyor. Ardından 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal ediliyor. İstanbul'un resmen işgalinden sonra 19 Ekim 1922 yılında İstanbul kurtuluyor değerli arkadaşlar. Evet. Sonra ne oldu? Refetbele Padişah Vahdettin'le görüştü. İstanbul'daki bütün yönetim merkezleriyle birlikte aralarında Yıldız ve Topkapı Sarayı'nda olduğu tarihi yerleri kontrol altına aldı. 19 Ekim 1922'de İngiltere Başbakanı Lord George hükümetten düştü. Yerine Bonar Love kabinesi kuruldu. Size hangi kabine kuruldu diye soru gelmeyecek. Ee, ama bu da genel kültür olarak aklınızda bulursun. Bonar Love kabinesi kuruluyor. Yine kronolojik olarak devam edelim. 20 Ekim'de 20 Ekim'de 1922 20 Ekim'de anlaşmanın nerede yapılması, anlaşmanın nerede yapılması konusunda teklifler alındı. Biz anlaşmanın İstanbul değil İzmir'de yapılmasını istiyoruz. İzmir'de yapılmasını istiyoruz. Neden? İzmir'i çünkü Yunanlılar giderken yaktılar. Biz de bunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz. İzmir'de yapılmasını istiyoruz. Bu şerefin İzmir'e layık olduğunu söylüyoruz. Ancak bunu kabul etmiyorlar değerli arkadaşlarım. Lozan'da olmasına karar veriliyor. Lozan neden kabul etmiyorlar? Çünkü Venizelos'a ayıp olur düşüncesiyle kabul etmiyorlar. E, Lozan'da İsviçre'nin Lozan kentinde yapılmasına karar veriliyor bu anlaşma. 20 Ekim'de buna karar veriyorlar. 26 Ekim'e geldiğimizde 26 Ekim'de Mustafa Kemal'e 26 Ekim 1922 yılında atamıza İstanbul Darülfünunu Fahri Doktora veriyor. Fahri Doktora ünvanı veriyor. Fahri Doktora'yı Edebiyat alanında veriyorlar ama atamız Tarih alanında aldığını söylüyor. Bunu da unutmayın. İstanbul Üniversitesi o zamanki Darülfünun adıyla Mustafa Kemal'e e, neyi veriyormuş? Fahri Doktora veriyor. 28 Ekim 1922'de 28 Ekim 1922 tarihinde davetiyeler geliyor. Lozan'a gidecek olanlara davetiyeler geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davetiye geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 28 Ekim 1922'de Davetiye geldi ama biz öğrendik ki aynı davetiye İstanbul'a da gitmiş. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Biz neden Lozan'da olmasını kabul ediyoruz? Ahmet sormuş. Şimdi Ahmetciğim, e, çünkü diğer devletler Lozan'da olmasına karar veriyorlar. Biliyorsun e, İsviçre o zaman tarafsız ve bütün barış anlaşmaları da orada imzalanıyor. Lozan uluslararası anlaşmaların yapıldığı yer o dönem için. Lozan olmasında yani tamam biz itiraz ettik İzmir olsun diye ama çok da sivrilmek istemiyoruz bizim için önemli olan vatanımız Hani nerede olmuş olmamış Tabii ki bizim için önemli ama bunu öne sürdük kabul etmediler Tamam dedik Keşke İzmir'de olsaydı ama e, gösterirdik Yunanlıların ne yaptığını Lozan'da olmasına karar verilmiş Tamam dedik biz de çok itiraz etmedik 28 Ekim'de Loza'na gidecek olan herkese davetiye geldi aynı davetiye İstanbul'a da, Gitmesine karar verildi yani İstanbul'a da gönderildi. Bu ne Paris bu ne Laanaturşusu kardeşim. Hem İstanbul'u bize veriyorsun hem Boğazları bize veriyorsun hem İstanbul'u Mudanya-Ateşkes anlaşmasıyla fiilen yok sayıyorsun. İtiraf devletleri artık Osmanlı devleti diye bir devleti tanımıyoruz diyor. Evet. Ama ne olacak şimdi? Şimdi ne olacak bakalım. Biz tabii ki çok rahatsızız bu durumdan. 1 Kasım 1922 yılında 1 Kasım 1922 yılında sabah saatlerinde sabah ilk yaptığımız şey bakın şunu hiç unutmayın hep e, tarih öğretmenlerimiz burada e, eksik e, bilgi veriyorlar bir kısmı diyelim hepsi değil tabii ki. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılıyor ama önce yapılan şeyi söyleyelim sabah saatlerinde önce saltanatla halifelik birbirinden ayrılıyor. Saltanat ve halifelik önce birbirinden ayrılıyor. Akşam üzeri ise saltanat kaldırılıyor. Akşam üzeri saltanat kaldırılıyor. Rauf Orbay başlangında saltanatın kaldırılmasına karşı çıkan bir de grup var burada. Yani akşama kadar tartışmalar var ama Mustafa Kemal Atamız 1 Kasım'da diye çıkıyor değerli arkadaşlarım. O onu o fırsat bulursanız Meclis-i Zabıdı Celidelerinde var. Ee, ben defalarca okudum. Mustafa Kemal Atamız'ın mecliste yaptığı konuşma inanılmaz bir konuşma. Aynen bir tarih öğretmeni edasıyla Selçuklulardan alıyor, Osmanlı'ya geliyor. Yani saltanatın neden kaldırılması gerektiğini gökten zembille inerek değil de halka anlatarak e, anlatıyor. İşte bu çok önemli bir şey ve ikna oluyor tabii milletvekilleri. Ama Rafa Orbay başlangıçta bir grup karşı çıkıyor da daha sonra Mustafa Kemal Atamız ikna etmeyi başarıyor. Değerli arkadaşlarım saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırılınca 1299'da kurulan Osmanlı İmparatorluğu 1 Kasım 1922 yılında torunu tarafından defnediliyor. Osmanlı Devleti'nin fiili fiili bitimi ne zamandı? Osmanlı Devleti 16 Mart 1920'de fiili olarak bitmişti. Ne zaman resmi olarak bitti? 1 Kasım 1922'de Osmanlı Devleti resmi olarak sona erdi. Başka ilginç bir şey daha söyleyeyim. Saltanatın kaldırılması konusunda en çok tepkiyi veren de İstanbul Barosu Başkanı Lütfü Fikri'dir. Saltanatın kaldırılmasından sonra milletvekili İsmail Şükrü 15 Ocak 1923'te Ankara'da Hilafeti İslamiye ve Büyük Millet Meclisi bir risale yazmış ve saltanatın kaldırılmasına aşırı tepki göstermiştir. Başka bir durum daha söyleyelim. Bunu da not etmek gerekiyor. Saltanatın kaldırılmasından 1935'e kadar Hakimiyeti milliye bayramı kutlanıyor. 1935'e kadar hakimiyetin milliye bayramı kutlanıyor. Tekrar söyleyelim. 1 Kasım 1922'den 1935'e kadar hakimiyeti milliye bayramı kutlanır. 1935'te de zaten Bayramlar Yasası çıkıyor. Ozan atamız ne kadar devrim yaptıysa Türk tarihinin dayandırdı. Kültürüne dayandırdı. Çok teşekkür ederim. Türk'ü özüne döndürdü. İşte bundan kaynaklı kuyruk acıları. Çok doğru söylüyorsun Ozan. Aynı fikirdeyim. Heh. Şimdi devam edelim. Bakın bu videoları sizden ricam şu. Sadece sınava hazırlananlar değil. Annenize babanıza bütün akrabalarınıza çünkü ben sadece sınav için bunları anlatmıyorum. Herkes öğrensin diye anlatıyorum. Normal çektiğim videolar da var. Onları da lütfen izletiniz. Tamamıyla tarihimizin doğru öğretilmesi amacımız o. Şimdi 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılınca yani Osmanlı yıkılınca halife kim kaldı? Vahdettin. Çünkü Vahdettin hem padişah hem halifeydi ya. Artık padişahlığı kalmadı, halifeliği kaldı. Vahdettin Vahdettin halife olarak 17 Kasım 1922'ye kadar yaşadı. Vahdettin halife olarak 17 Kasım 1922'ye kadar yaşamıştır. Yani yaşamıştır derken durmuştur. 17 günlük halifeli devam etti. Ancak ne oldu sonra? 17 Kasım 1922'den önce İngiltere'ye mektup yazmıştı beni kurtarın diye. İngiliz zırhı Malaya ile önce Malta'ya, daha sonra da Sanremo'ya geçti. Sanremo'da 1926'ya kadar mükemmel bir villada kaldı. 1926'da İtalya'da öldü. Cenazesini Türkiye'ye getirmek istediler. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi toprak kabul etmez diyerek Vahdettin'in cenazesini kabul etmedi. Cenazeyi Suriye, Şam kabul etti ve Şam'da Yavuz Sultan Selim Camii'nin avlusuna Vahdettin defnedildi. Yani mezarı dışarıda olan tek padişah Vahdettin'dir. 35 padişahın mezarı Türkiye'dedir. Sadece Vahdettin'in mezarı Suriye'dedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Vahdettin'i, mezarını, cenazesini Türkiye'ye kabul etmemiştir. Neden kabul etmedi? Çünkü İngiltere'den e, sığınıp da İtalya'ya gittikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkında Türk milleti hakkında ve mini mücadele hakkında ağza gelmeyecek şeylerle e, hatta bana asker verin tekrar saltanatımı ele geçireyim diyerek birçok teklifte de bulunmuş. E, Türkiye hakkında aleyhinde birçok demeç vermiştir. Bu nedenle mezarı cenazeyi kabul edilmemiş. Devam edelim. Vahdettin 16 Kasım 1922'de İstanbul'u işgal orduları komutanı General Harrington'dan İstanbul'da hayatım tehlikede diyerek sığınma talebinde bulunuyor ve ve Müslümanların halifesi Mehmet Vahdettin diye kısa bir mektup yazıyor. İngilizlerden sığınma talep etmiş. 17 Kasım 1922 Cuma sabahı oğlu Ertuğrul 5 eşi doktoru müzik hocası baş ve iki sekreteriyle birlikte Yıldız Sarayı'nın yan kapısından gizlice çıkarak bir ambulansla rıhtıma getirilmiş ve orada İngiliz Malaya savaş gemisinde alınarak Malta'ya götürülmüştür. Vahdettin Malta'da kraliyet topçu subayı mahfili lojmanlarında konuk edilmiş. Bu konukluğun İngiltere e, haftalık maliyeti 100, site 100 bin sterlin olmuş değerli arkadaşlarım. Mezarı Anadolu dışında olan tek padişah olduğunu söyledik değerli arkadaşlarım. Ha bir de şunu söyleyelim. Vahdettin 1926'da kalp krizinden ölüyor. Ailenin isteği üzerine otopsi yapılarak cenazesi Şam'a edilmek istenmiş. Ancak 120 bin lira borcu olduğu için İtalya alacakları tarafından cenazesine haciz koyulmuş Vahdettin'in. 120 bin lira ee, alacaktan dolayı haciz koyulmuş. Ve ne oluyor bakalım ondan sonra. Ve bu yüzden cenaze bir ay evde kalmış. Bir ay sonra kızı Sabiha Sultan para bulmuş. Cenazeyi Şam'a naklettirmiş ve Vahdettin'in cenazesi burada Sultan Yavuz Sultan Selim Camii bahçesinde defnedilmiş. Evet Ozan tebrik ederim. Ee, İngiltere'den tabii nereden para bulacak? İngiltere'nin sözcülüğünü yapacak. O nedenle oradan Tabii ki para alacak. Evet, şimdi 18 Kasım'a geliyoruz. 18 Kasım 1922. 18 Kasım 1922'deyiz. 18 Kasım 1922, Vahdettin gittikten sonra halife olarak <laughs> amcasının oğlu Abdülmecid Efendi meclis tarafından atanıyor. Abdülmecid Efendi. Son halife Abdülmecid Efendidir. Abdülmecid efendi son halifedir. Son halife Abdülmecid efendi 18 Kasım 1922'de meclis tarafından atanan ilk ve son halifedir. Abdülmecid efendi halife olarak atandığında Abdülmecid'e dediler ki e, senin han ünvanını kullanmayacaksan cuma namazına halkı selamlayarak gitmeyeceksen kılıç kuşanıp da Ünvan mu tuğra muğra çekmeyeceksen, sana verilen parayı doğru düzgün harcayacaksan, bizden habersiz gizli bir şekilde kimseyle görüşmeyeceksen seni halife olarak atıyoruz dedi. Ve e, ne oldu? Abdülmecid Efendi vallahi billah dedi kimseyle görüşmeyeceğim, sizden izinsiz hiçbir şey yapmayacağım dedi. Ancak Abdülmecid Efendi'yi gaza getirenler olacaktır. Bunu da unutmayın. İleride halifeliğin neden kaldırıldığında, göreceğiz. 18 Kasım 1922'de Abdülmecit Efendi son halife olarak atanıyor. Değerli öğrencilerim şimdi 20 Kasım'a gelebiliriz. 20 Kasım'da Lozan görüşmeleri başlayacak. Lozan görüşmeleri 20 Kasım 1922. Lozan görüşmeleri. Lozan görüşmeleri 20 Kasım'da başlıyor. İsviçre'nin Lozan şehrinde Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından Leman Gölü kıyısındaki Beau Reviga Palas'ta Lozan görüşmeleri başladı. Rivage Palas'ı internetten bulabilirsiniz. İsviçre'nin Leman Gölü kıyısında Rivage Palas'ta İlk görüşmeler başlıyor. Peki bizden delege kim gitti? Lozan görüşmelerine giden delegeler kimlerdi? Lozan delegelerimizi söyleyeceğim. Delegasyon Başkanı İsmet Paşa. İsmet Paşa. Dışişleri Bakanı olarak aynı zamanda Delegasyon Başkanı olarak. Doktor Rıza Nur. Doktor Rıza Nur Sağlık Bakanı ve Hasan Saka eski Maliye Bakanı. Bunlar delegasyonların başında bulunuyor. Evet. Bunlar delegasyonun başında bulunuyor. Diğer kişiler de var. Şimdi İsmet Paşa, Rıza Nur, Hasan Saka, toplam 45 kişi. Yani 37 bürokrat, toplam 45 kişi. Bir de şunu söyleyeyim. İsmet Paşa Lozan'a <laughs> gönderiliyor ya. Rafor Orbay Lozan'a gitmek istemiş. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu kabul etmiyor. İsmet Paşa'nın Gönderilmesindeki en önemli neden Osmanlı diplomasi geleneğinden gelmesi. Batılıların karşısında ezik davranmasını beklenemezdi. E, çünkü savaşı kazanmıştı. Oysa Rafa Orbay Mondros'u imzalamış ve İngiltere'ye yakınlığıyla tanınmıştı. Yani Rafa Orbay birkaç yerde e, şey çıkmış böyle sivrilmiş. Danışmanlara gelelim. Danışmanlardan önemli kişileri söyleyeceğim akılda kal kalması için. Mesela Celal Bayar gitmiş. Eski Ekonomi Bakanı ve İzmir Milletvekili olarak Celal Bayar Lozan'a gidenler arasında. Sonra e, Tevfik Bıyıklıoğlu var, Kurmay Yarbay. Ardından e, Mustafa Şeref Bey var, Dışişleri Bakanı e, müşaviri. Ardından Şükrü Kaya var, uzun süre İçişleri Bakanlığı yaptı. Sonra Hayim Nahum var. Türkiye Musevileri Haham Başı, Yüksek Mühendis. E, o da tercüman, Fransızca öğretmeni, tercüman. Basın danışmanı Ruşen Eşref Ünaydın. Yazarı biliyorsunuz. Ruşen e, Ruşen Eşref İzmir'de de caddesi de vardır. Ruşen Eşref Caddesi. Ruşen Eşref Ünaydın yazardır. Yahya Kemal Beyatlı, üniversite öğretim üyesi olarak o zaman gidiyor. Yahya Kemal Beyatlı'nın Akıncılar şiirini defalarca derslerde söylemiştim var. Genel sekreter olarak Reşit Saffet Bey gidiyor. Hüseyin Bey gidiyor. Ali Bey var. Yani Cevat Açıkalın var. Rıfat Bey var. Nihat Reşet Bey var. İsmet Paşa'nın yaverleri var. Evet. Değerli arkadaşlarım ama şunu unutmayın Lozan Barış Anlaşması'nda 3 önemli delegasyon başkanı var. Bu başkanların da başkanı İsmet Paşa bunlar da delegasyonun başkanları Rıza Nur Hasan Saka. 37 bürokrat toplam 45 kişi Lozan'a giden heyet oluyor. Mustafa Kemal Lozan'a gidecek heyetten iki konuda taviz verilmemesini istiyorlar. Biri kapitülasyonlar diğeri de Ermeni yurdu konularında taviz verilmemesini istemiştir. Lozan'a gidecek olan heyetten iki konuda taviz verilmemesi isteniyor. Kapitülasyonlar ve Ermeni yurdu konusunda kesinlikle taviz vermeyin diyor. Bu konular açılırsa görüşmeyi terk edin gelin diyor. Görüşmeyi terk edin gelin diyorlar değerli arkadaşlarım. 20 Kasım 1923'te başlayan görüşmelerde açılış konuşmasını İsviçre Devlet Başkanı Mont Help yapmıştır. Mont Help yapmıştır. Lozan görüşmelerinin açılış konuşmasını İsviçre Devlet Başkanı Mont Help yapıyor. İsmet Paşa'nın alçak sandalyeyi oturtma krizi yaşanıyor. İsmet Paşa alçak sandalyeyi oturtulmaya çalışılıyor Lozan'da. Buna itiraz ediyoruz. Bu ne terbiyesizlik, ahlaksızlık diyerek. Lozan görüşmelerinde Mudanya'dan gelindiği. Yani Lozan görüşmelerinde adamlar oturmuş demişler ki ee artık Birinci Dünya Savaşı'nın son anlaşmasını siz de yapalım. Biz de dedik ki ya kardeşim ne Birinci Dünya Savaşı ya? Sen Birinci Dünya Savaşı'nı kimle yaptın? Osmanlı'yla. E, ateş kesin ne? Mondros. Anlaşma ne? Sev. E o zaman ne konuşuyoruz? Bitmiş yani Osmanlı'yla. Biz seninle ne yaptık? Kurtuluş Savaşı. Sonra ateşkesimiz neydi? Mudanya. E şimdi de Lozan'dayız. Bizim Birinci Dünya Savaşı ile bir alakamız yok ki. Biz Kurtuluş Savaşı'nı yaptık geldik buraya dedik. Neyse onu da kabul ettirdik. Çünkü bizim alnımız ak. Biz savaş kazandık geldik. Kan döktük geldik. Kimse bunun hesabını veremez. Lozan'ın resmi dilleri Fransızca ve İngilizce olsun dediler. Biz de dedik ki bir dakika kardeşim. Biz bir tarafız ve Lozan'ın resmi dilleri arasında Türkçe de olacak. Yani Lozan Türkçe olarak da yazılacak dedik. Şu anda 3 dilde zaten resmi dilde yazılmış. Türk heyetinin telgrafları dinleniyor değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal atamızla telekulak çetesi çıktı orada. Telekulak çeteleri bizim Mustafa Kemal atamızla yaptığımız görüşmelerimizi dinlemişler. Konferansın ilk günü 3 ayrı komisyon kuruluyor. Ülke ve askeri işlerle ilgili 1. Komisyon Başkanlığı'na İngiltere'den Lord Curzon. Dışişleri Bakanları katılıyor ya. Türkiye'de yabancılara uygulanacak rejimi konu olan ikinci komisyon kuruluyor. Ona da İtalya Başbakanı Camillo Garroni getiriliyor. Ekonomik ve parasal işlerle ilgili üçüncü komisyon Fransa e, Camilla Berrere getiriliyor. Çok önemli değil bu isimler. Ben biraz ayrıntı anlatmayı seviyorum. 31 Ocak 1923'te Türkiye'ye bir barış tasarısını sundular bize. Bu e, barış tasarısında itiraf devletleri Osmanlı Devleti'nden kalan borçları, Musul'u, Kerkük'ü, savaş tazminatlarını, boğazlar sorunu ve kapitülasyonun devam edeceğine ilişkin maddeler koymuşlar. Ya kardeşim biz bunlardan zaten taviz vermeyeceğimizi söyledik ama ona rağmen bu maddeleri koyunca adamlara dedik ki biz sizle anlaşamayacağız kardeşim. Biz gidiyoruz dedik ve atamız da dedi de ki ee, çekin gelin onlarla anlaşılacak gibi değil gerekirse biz tekrar savaşırız. İtiraf Devletlerinin kapitülasyonları ve Ermeni konusunda devam eden ısrarları yüzünden 4 Şubat 1923'te kesiliyor ve İsmet Paşa ile Türkiye'ye Türkiye'ye geri dönüyor. 4 Şubat 1923 yılında Lozan görüşmeleri kesintiye uğruyor değerli arkadaşlarım. 1923'ün 4 Şubat'ında birinci Lozan görüşmeleri bitiyor. Biz geri geliyoruz. Evet Mustafa Kemal Paşa Lozan görüşmeleri sırasında bunu da genel kültür olsun. Beyaz tren. Atamızın bir beyaz treni vardı yurt dışı seyahatlerini yaptığı. Yurt içi gezilerine çıkmış ve 4 Ocak 23'te annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de öldüğü haberini almıştır. Mustafa Kemal Paşa 29 Ocak 1923'te Halit Siyah Uşaklıgil'in yeğeni Uşak İzzadeler ailesinden İzmir'le Latife Hanım'la evlenmiştir. Tam da bu sırada işte yani Lozan görüşmeleri devam ederken nikah Şairettin de Kazım Karabekir yapmıştır. Bu da güzel bir şey. Cumhuriyetten önce düğün ve nikah törenlerinde gelin ve damat ayrı ayrı salonlarda bulunuyordu. Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım'la evlenirken nikah törenine beraber katılmıştır. Evet bu da önemli. Evlilik 1925'te boşanmayla sonlanmış. Atamız bir buçuk yıl evli kalmıştır. Onu da hatırlatalım. Evet. Yani Lozan görüşmeleri kesintiye uğradığında atamız beyaz trenle yurt içi seyahatindeydi. O sırada annesi vefat etmişti. Ardından da Latife Hanım'la evlenmişti. Kesintiye uğradığı sırada İzmir İktisat Kongresi toplanıyor. İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923'te yani Lozan görüşmeleri kesintiye uğradığında bunu da defalarca sordular değerli arkadaşlarım. Lozan görüşmelerinin birincisi 20 Kasım'da başlıyordu. 4 Şubat'ta kesintiye uğruyordu. 17 Şubat'ta da İzmir İktisat Kongresi başlıyor. Şimdi işin enteresan tarafı enteresan tarafı şu. Değerli öğrencilerim bu eee Kütahya Eskişehir Savaşları devam ederken Maarif Kongresi toplanmıştı. Lozan görüşmeleri devam ederken de İzmir İktisat Kongresi toplanmıştı. Mustafa Kemal'in ne kadar dirayetli ve geleceği e, görme konusunda üstün olduğunu da gösterir aslında bunlar. Yani daha sınırlar çizilmeden önce e, ekonomiyi bir halledelim. Zaten sınırları çizeceğiz. Kendimize güvenimiz tam diyor. İzmir'de birinci İzmir İktisat Kongresi toplanıyor. İzmir'de olan arkadaşlarımız e, benim tarifimi çok iyi bilecekler. E, konak Piyer'in o köprüsü var ya, e, konak Pier'e giderken bir köprü var. Ahan Han var hatta orada. Murat Açık Öğretim Dershanesi var. E, orada karşısında bir otopark var. Boş bir otopark var. Yani Kızlar Ağası'nın hanına giderken. O boş otoparkın yerinde eskiden Banka Han vardı. İzmir'de Banka Han binası vardı. Mahmut Esat Bozkurt Bey'in teklifi Kazım Karabey'in başkanlığında konferans Mustafa Kemal'imizin açılış konuşmasıyla başlıyor. Yani o binada yapılıyordu. Şu anda o bina yok, otopark var. 1135 derece katılıyor buraya. Ne karar alınıyor? Şimdi İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar çok önemli. Ham maddesi yurt içinde olan sanayi kuruluşları yapılacak. Milli sanayi ve ticaret bankaları açılacak. Özel teşebbüslere kredi verilecek. Ülke genelinde 1924'te 19 ulusal banka varken 15'i yabancıların 1938'de bu sayı 39'a yükseliyor. 9'u yabancıları yani orada bir minileştirme çalışması var. El işçiliğine ve küçük imalattan süratle fabrikaya geçilmesi. Osmanlı'dan Türkiye'ye kalan 4 fabrika vardı değerli arkadaşlarım. Onu da ek yerde söyleyeyim. Harekek pek dokuma, fesane, yuniplik, iplik, Bakırköy bez ve Beykoz deri fabrikaları. Yani başka bir şey yoktu. Fabrika kalmadı Osmanlı'dan bize. Devlet yavaş yavaş iktisadi görüşleri de olan bir organ haline geldi. Dış rekabete dayanabilen sanayi... toplu ve bütün olarak kurulması kararlaştırıldı. 1, 1 Mayıs'ın işçi bayramı olması, aşar vergisinin kaldırılması, topraksız çiftçiye toprak dağıtılması 12 yaşından küçük çocukların çalıştırılmaması, Mevlüt Kandil'inde okuma bayramı ilan edilmesi, işçilere kaza ve hayat sigortaları yapılması, çalışanlara e, amele değil işçi denilmesi, demiryolu inşaat programına bağlanması, teşvik-i sanayiye kanunun çıkartılması, yabancıların kurdukları tekellerin millileştirilmesi, e, aynı zamanda e, bu, İzmir İktisat Kongresi'nde Zonguldak kömür havzasının durumu da gözden geçirilmiş. Ne olacağı konusunda öneriler alınmış. Komisyonun alt yani kongrenin alt komisyonunda Vasıf Çınar Latin alfabesine geçişle ilgili bir öneri sunuyor. Onun bir adım sonrası uzay yolculuklarıydı. Evet. Doğru Ozan. Değerli arkadaşlarım alt komisyonda Latin alfabesine geçişle ilgili bir öneri Kazım Karabekir diyor ki bunu şu anda burada konuşmayalım. Bu çok uzun bir e, konuşma. Onu sonraya bırakalım diyor. İzmir İktisat Kongresi'nin amaçlardan biri de yerli sermaye dayalı milli bir burjuva sınıfını oluşturmaktır tabii ki. Birinci İzmir İktisat Kongresi, İzmir Enternasyonel Fuarı'nın kurulması sürecinde başlatılıyor. İzmir Fuarı var ya, kongre binası olarak ikinci kordonda Osmanlı Bankası deposu olan Hampar Somyan binası seçiliyor. Daha sonra işte el tezgahlarına dayalı küçük işletmeler falan açılmasına karar verildi. İzmir İktisat Kongresi gelecek konusunda umutlu. Sanayi, kalkınma, e, dokuma her alanda ayağa kalkmayı öngören bir plan hazırlıyor. İzmir İktisat Kongresi'nin birincisi 1923'te bu söylediğimiz İkinci izniyat kongresi 1981'de, birincisi 1923'te, ikincisi 1981'de, üçüncüsü 1992'de, dördüncüsü dördüncüsü 2004'te ve sonuncusu 2013'te toplanmıştır. Birincisi 1923, ikincisi 1981, üçüncüsü 1992. Dördüncüsü 2004, beşincisi de 2013'te toplandı. Yani şu ana kadar 5 İzmir İktisat Kongresi yapılmış. Atamızın zekasını şimdi bir kez daha tanık olacağız. TBMM 8 Mart'ta 1923'ün 8 Mart'ında Lozan'a taraf olan devletlere nota çekiyor. Diyor ki bir an önce anlaşmayı imzalayın yoksa biz gereğini yapacağız diyor. Bu sırada Sovyet Rusya da diyor ki herhangi bir savaş durumunda biz Türkiye'ye destek vereceğiz diyor. İngiltere tutuşmaya başlıyor. İngiltere yeniden bir savaşı göze alamıyor. Hatta Mustafa Kemal o zaman Fevzi e, Çakma yani Fevzi Paşa'ya bir de telgraf çekiyor. Bunu İngiliz istihbaratının e, ele geçireceğini bildiği için şöyle yazıyor diyor ki e, ordularımızı hazır tutun herhangi bir savaşa hazır olabiliriz diyor. Tabii bu istihbarat İngiltere'ye gidiyor. İngilizler iyice tutuşuyor. Türkler savaşa hazırlanıyor diye. Bir de Rusya demez mi? Biz de Rusya Türkiye savaşa girerse yanındayız diye. O da İngilizleri iyice e, korkutmuş. Sonra ne oluyor? 28 Mart'ta bize telgraf çekiyorlar. 23 Nisan'da tekrar görüşmelere başlayalım diye. Bu sırada seçimler yenileniyor. Seçimlerden e, sonra göreve tabii daha sonra başlayacak bu meclis. Evet. Bir de şurada enteresan bir bilgi vermek istiyorum. Bu ikinci Lozan görüşmelerine giderken seçimler yenileniyor ve Tunalı Hilmi Bey, e, milletvekili Tunalı Hilmi Bey caddesi de var Ankara'da biliyorsunuz. Kadınlara seçilme hakkı için öneri vermiş. Evet. Muhalif ikinci grup seçimlerden önce seçim yasası değişikliği yaparak meclis üyeliği için o zamanki sınırlar içerisinde yerlerinde doğmak ya da en az 5 yıl ikamet etme Hani Mustafa Kemal'i tekrar meclis başkanı yaptırmamak için Mustafa Kemal'e e, işte Selanik'te doğdu ya diyor ki o zamanki sınırlar içerisindeki yerlerde e, yani Türkiye'de en az 5 yıl ikamet etme gerektiğini koyuyor. Mustafa Kemal Paşa'nın seçilmesini olanaksız kılmak istemişler ama e, başarılı olamadılar. Yani o dönem bile e, hainler vardı zaten uzaklarda arama çünkü sen içimdesin diye bir şarkı var ya ona benziyor biraz da. Evet. Bu durum üzerine Ankara'nın içesi Koçhisar Mustafa Kemal Paşa'ya milletvekili adayı gösteriyor. Koçhisar'ın Çanakkale'de verdiği şehitlerden ve gösterdiği kahramanlıktan dolayı Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hangi ünvan veriliyor Koçhisar'a? Hangi ünvan veriliyor? Şerefli ünvanı veriliyor. Şerefli Koçhisar oluyor. Şerefli Koçhisar olarak ödüllendirilmiş. Mustafa Kemal Paşa Ankara ve İzmir'den de katılıyor. İki yerden birden kazanması üzerine Ankara'yı tercih ediyor seçimlerde. Evet. 8 Nisan 1923'te Gazi Mustafa Kemal Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Milliye Cemiyeti 9 Umde'yi yayınlıyor. 9 Umde'yi ileride göreceğiz. Bu 9 Umde daha sonra 6 Ok'a dönüşecek bu ilkeler seçim bildirisi niteliğinde 9 UMDE olarak yayınlıyor. 9 Nisan 1923'te Doğu Anadolu demir yollarının yapımı karşılığında petrol arama imtiyazı Chester şirketine veriliyor. Ee, Lozan Barış Anlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanacak. Evet sevgili öğrencilerim birinci Lozan görüşmeleri bitti. Lozan görüşmelerinden sonra İzmir İktisat Kongresi düzenlendi. Sonra seçimler yapıldı dedik. Şimdi Lozan Barış Anlaşması'na <laughs> geçeceğiz. Ama şu şimdi geçmeyeceğiz tabii ki haftaya geçeceğiz. Lozan Barış Anlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanacak. İmzalayan birinci meclis, onaylayan ikinci meclis olacak. Lozan Barış Anlaşması'ndan sonraki dersimizde yani e, pazar günkü dersimizde Lozan Barış Anlaşması'nı anlatacağız, nasıl imzalandı, hangi dosyalar halinde detaylı anlatacağım Lozan Barış Anlaşması'nı ve Lozan'dan sonra Atatürk dönemi iç ve dış politikaya geçmiş olacağız. Atatürk dönemi iç ve dış politikayı bitirdikten sonra ilke ve inkılaplar var, ondan sonra çağdaş Türk ve dünya tarihine geçebiliriz, bu şekilde ilerleyecek. Sorularınızı alabilir miyim? Var mı sorularınız? Gizem, Feyza, Ozan, Sema, e, Poyraz, Ozan, e, başka kim var? Ahmet, Eda, hepinize teşekkür ediyorum. Ege, Ege de burada. Evet, hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bu dersimizi defalarca dinleyin. Çok şey öğreneceğimize eminim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. Esen kalın değerli öğrencilerim.